Nedir? Ya bunun özel bir yerel yani ben seçim... herkesin başkanı olacağım Mesajıma bu? Bu bir yerel seçim kampanyasında bir kampanya çalışması ve herkesin başkanı olacağız. Yani evet, adalet bu... döneminde de evet. bunu söylüyoruz. Başkanlık döneminde de söylüyoruz. Her seferde bunu söylüyoruz zaten. Her zaman bunu söylüyoruz. Hemşerilerimiz de zaten bunu bu şekilde algılatırlar da bana ifade ediyorlar. O açıdan yani normalde bir sıkıntımız yok ama CHP'li yöneticiler bundan rahatsız oldular. Yani siyaset için değil, hizmet için geldim mesajının şeyi bu de direkt evet. bir algı şey. Ya bunu Doğru. tercih eder etmez bize ne yani bizi ya ben mesela bazıları da Mansur Yavaş Ankara'da CHP logosu kullanmıyormuş. Bize ne abi evet. kullanır kullanmaz yani Hamza da İzmir'de böyle bir yol seçmiş. Hayır bize bu yanlış bir şey değil ki yani, yani evet yani. eleştiriliyor onu Ha yani işte yani. partisini göstermek istemiyor falan diye. Ya zaten adamın gideceğiz oy vereceğiz partisine vereceğiz yani, parti olarak evet gözüküyor parti yani. var değil mi şimdi sizin şeyinizde var yani, var tabii canım işte, oy yani, verilirken yani Ankara'da yani orada da var bir de Hamza Dağ e, artık zaten yani, parti İzmir'de de, de özellikle Hamza Dağ neyi anlatıyor neyi ifade ediyor? Ya bu konuda e, fikri olmayan herhalde insan e, kalmamıştır. Şimdi sizin İzmir'de rakibiniz Tunç Soyer mi olsaydı daha iyiydi. Şimdi Cemil Tugay değil mi? Cemil Tugay oldu. O mu daha iyi? Yani rakip ya Tunç Sayar olmadı. Çok iyi oldu. O çok güçlüydü. Mü diyorsunuz yoksa hani bir karşılaştırırsanız. Ya bu konuda ben şöyle yani rakip olarak bir düşünce işte olmadım açıkçası. Açıklanmadan önce de olmadım. Benim adaylığım daha önce açıklandı. Tunç Bey'i İzmir kamuoyu 15 senedir tanır. 10 sene işte Sefer Başkanlığı yaptı. 5 sene Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. Öncesinde de Üniversite Saat Genel Sekreteriydi. Cemil Bey 5 senedir Karşaka Belediye Başkanı. Ve 5 senedir Karşaka'da bir çalışma içinde oldu. Yani İzmir kamuoyu da karşıka Belediye Başkanlığı üzerinden tanır. Yani ikisi arasında bir karşılaştırma yapmak işin doğrusu bana çok benim açımda, benim olduğum yerde doğru gelmiyor. Ama evet, şöyle o, söyleyeyim. Yani, i̇şin yani, yönüyle ilgilenmiyorum diyor. Ya yani ilgilenmiyorum tabii. Çok, ya yani Tunç Bey'le de 5 yıldır gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda uyumlu bir dönem geçirdik biz. Ee, Tunç Bey'in e, Ankara'dan istediği e, bazı onaylar vardı. Hem Buca metrosu onayı hem Çiğli arap Tesis'in 4. faz için borçlanma, Nardere metrosunda borçlanma, Çiğli tramvayında e, bir <laughs> borçlanma ile alakalı talepler var. Bunların hepsini gerçekleştirdik ve Tunç Bey'in de hem meclisinin hem kamuoyunun da bize 3-4 defa ismen teşekkürü de vardır. Yani dolayısıyla burada ikisi arasında ikisi arasında son dönemde yapılan gelişme şu olmuştu. Tunç Tuşbey Kılıçdaroğlu tercihinde bulunmuş açık bir şekilde. Cemil Bey Özgür Özel tercihinde bulunmuştu. Herhalde aradaki fark da bu. Bir şey sorabilir miyim? Onur ne dedim bir bir, bir dakika. Şunda de, de, devamı var bu sonra. Tunç Bey diyor haksızlık yapıldığını düşünüyor mu diyor. Ya onu benim yorum takdiri değil. Ben bir yorum yapmam doğru olmaz o konuda. Şimdi e, annemin teyze çocukları 40 senedir İzmir'de yaşar. Çok sık gelip gittiğimde olmuştur. E, bir de bütün güneye giden yolun bizler için, İstanbul'da yaşayan insanlar için güzergah üzeri. Doğru. Kalıyor çok da kal Sever misin abi İzmir'i? Ben severim. İzmir'i severim. Ee, Deniz Lokantası'nda balık yer misin? Her git. Ve başkalarında da çok orada. Deniz Restoran. Tabii ki. E, o, Deniz Restoran'da. Yani orijinal lazım. Ben yani şey, yani lokantası mı dedim? <gülüyor> <gülüyor> Deniz restorant. Hayır öyle bir marka olmuş şunu, Deniz restoran diye onu da dedim. Şunu duymak istiyorum. Yani şunu merak ediyorum. Birçok yerde görüyoruz. O işte benim akrabalarım da söylüyorlar, bazı şeyler anlatıyorlar. Gerçekten İzmir'in sizce ivedilikle çözülmesi gereken İlk bir iki sorunu nedir? Ya en önceli trafik. Gerçekten, mi? gerçekten öyle. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yani millet Anlayayım. trafikte çok büyük vakit geçiriyor mu? Yani bizim İstanbul trafiğini siz konuşurken biz İzmir e trafik konuşmuyorduk. Ama 10 evet. yıldır neredeyse evet. e, bizde battı çıktı yapılmıyor. Köprülü kavşak yok. Yani ben bu kampanyada hani özellikle olumsuz hiçbir şey girmeyeceğim dedim. Onun için bunları söylediğimde kendi haksızlık etmiş. Hemşire haksızlık etmiş gibi görüyorum ama. iki tane battı çıktı var. Biri bitti. O da Ala Belediyesi'nin Karayolları Ağı'nda bizim birlikte Karayolları Ağı'ndaki bir konuyu Ala Belediyesi protokolle üzerine aldı yaptı. Şimdi Menemen Belediyesi yapıyor. Yine e, Karayolları Ağı'nda Menemen Belediyesi aldı. Ala Belediyesi MHP'de, Menemen Belediyesi bizde. Onun dışında... Peki onlar Bunlar, yapılırsa çözülür mü sorun? Şöyle ben dün açıkladım. 16 tane bizim yapmamız gereken köprülü kavşak var ve yeni yol var. O Onur var mı Onların, o <laughs> e, o bölümü şeyin? Ha bir getirsene bir trafikte Tabii ne yapacakmışsınız. Bu gelebilir gelebilirmiş lütfen. Hakikaten İzmir'de trafik sorunu yoktu. Ben de ben de, an, ben ben de çok şaşkınım ya. yani. Şimdi, trafikte çok vakit geçiriyor mu insanlar hakikaten? Tabii tabii çok fazla şu anda. Şu an çok fazla. En önemli sorunumuz şu anda trafik. Burası körfez geçişi. Bunu geçebiliriz. Bunu geçelim. Bunu bunu da yapacağız ama önceliğe gelelim. Yani öncelik noktasındaki işlere. Bu nedir körfez geçişi? Bu körfez geçişi. Trafikle ilgili 2000, değil mi? Tabii trafikle ilgili yine. 2011'de 35 İzmir 35 proje ile başladığımız körfezin iki yakasını buluşturan... Bir tarafta karşıya, öbür tarafta, öbür tarafta İncialtlar Deresi'ni buluşturan e, 12 kilometrelik yarısı tüp geçiş, e, yapay ada ve sonra köprüyle birbirini bağlayan bir ha, bu ulaşım yani farklı bir şey. İki tarafı birbirine bağlıyor. Yani dediğim gibi e, diğer meselelerimiz o kadar daha can alıcı noktada ki. Ha. Bu, bu da buna, bu da var. Bu diyorsunuz bizim esaslı bir projemiz ama öncelikli önce can alıcı işleri yapmamız lazım. Peki onlara bakalım ha, bu da o? çok güzel bir proje. Evet bu evet. önemli. Bu da önemli. Bu biraz Boğaz geçiş şeyine benziyor. Çok muyum ya? Tabii. Evet. Bu 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 da mı öncelikli olan? Bu yani? da şey yine e, raylı sistem. sistemle ilgili e, proje bu şey. Evet. Bu şimdi bizim eee karşıya bayımız var. Bir de eee Kolak'ta tramvay var. İkisi arasında bağ yok. E, bu bağı e, biz inşallah şeyden yani karşıya kadar e, Kona e, bu bağlantıyı, bu bağı kuracağız. Hmm. Konaktan karşı yakaya kesintisiz e, Ulaşım. raylı sistem evet. ulaşımı mı diyorsunuz evet, evet. buna? Peki bir sonrakine hemen geçebilir miyiz? Biraz hızlandıralım. Bu da ilik. Yani, trafikle ilgili Trafik olanlar. Ilgi anda, Onur, arkadaşlar. trafiği anlatmak istiyor. Ya Bu da toplu ulaşımda. Yani e, şu anda... Aktarma sistemleri devam ediyor. Bazı ekspres hatlar koymamız lazım. Bu ekspres hatlarla öğrenciler e, direkt yurdundan okuluna geçmesi gerekiyor. Uzun mesafeli hatlar tamamen kaldırılmış vaziyette. Onu koymamız gerekiyor ve 90 dakika uygulaması vardı bizde, İzmir'de. 90 dakika uygulamasında e, insanlar ilk toplulaşma bindiğinde 90 dakika boyunca herhangi bir ücret ödemiyordu. Şimdi 120 dakika ile e, ee, insanlar hem toplulaşma bindiğinde ikincisinde ilkinin yarısı, üçüncüsü de diğer yarısını ödüyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak bir kişi günde iki toplulaşım kullan iki defa toplulaşma git gel yaptığında 20 lira fazladan ödeme yapmakla karşı karşıya kalıyor. Biz bunu ilk verdiğim sözlerden birisi bu oldu. Dedik ki 90 dakika uyku, 90 dakika uygulamasını tekrar geriye getireceğiz. Bu sayede Hane gelirine iki kişi toplu sabah ve akşam kullanıyorsa bir asgari ücretli. Yani günlük 20 liradan işte e, 30 evet. günde yani toplamda 1200 lira. Hane gelirine bu sayede katkı sağlanmış oluyor. Yani bir sisteme kavuştuk. Bir sistem lazım. içinde bunu yapacağız. Evet. Aynı evet. zamanda şu var. ya yani 90 dakika ekstra söylemiş oldum. Yani bu sistemde halen ya yani bunu söylemek de şey. Durakta durduğunuzda otobüs kaç dakika sonra geleceğini şu anda bilemiyorsunuz. Gerçekten mi? Yani, yani dolayısıyla biz... Yani şeye, tarifeye riayet yok öyle mi? Yani durakta siz kaç dakika sonra geleceğini ya sistem yok ya da otobüs o vakitte gelemiyor. Dolayısıyla biz bunu sağlayacağız. Düzelteceğiz. Diyorsun. Düzelteceğiz. Peki. Hemen bir öbürüne geçelim. Bu yeni çevre yolu. Bu e, ya çok ciddi anlamda trafiği rahatlatacak bir iş. Yani e, burası bizim buca... Görüyor musun abi? Buca, Çeşme otoyolunun aslında biraz önce Hakan Bey'in güneye giderken dediği e, İzmir'e girdiğinizde şuradan devam ediyorsunuz. Buradan burası Aydın'a doğru devam ha, ediyor. O yol. Burası evet. Çeşme'ye doğru devam ediyor. Şuradan şurada ayrım var Buradan başlıyor yol. Aman Hamza Bey şu ekrana vurmayın ya. Bizim Murat <laughs> Yancı çok kızıyor ya. <laughs> Şimdi ikinci bir çevre yolu. Projesi bitmiş vaziyette proje, maliyeti bütün hesaplamaları yapılmış vaziyette. Alt dokuz tane yerden birinci çevre yoluyla bir buluşma noktası var. Koyundere'de Harmandolu Dalı Çiğli, Harmandalı Bulu Kent bunu dün ulucak yazmışlardı, düzeltmişler şimdi. Örneğin Mezarlık Bölgesi, şehir Hastanesi, Manisa Yolu ve bu birinci çevre yoluyla buluşma ile aslında bir nevi trafiği yani şuradaki, ucu arası. Şuradaki yoğunluğu buraya mı evet. almak istiyorsunuz? Şuranın yoğunluğu özellikle şu Yaz bölgede özellikle. kışında günlük 118 bin 120 yoğunluk var burada. Doğru yani değil mi? Evet. Bir de bir şey merak ediyorum. Bu şu anda hiç yok değil mi? Proje sadece. Hayır proje hiç yok şu anda. Evet. Bunu karayolları yapacak ama biz tabii bunu takip anladım. olacağız. Anladım, tamam. Biz yapacağız yani. Yani mevcut şu siz bunu yapacaksınız. Evet şu yeşil olanı. Yeşil Doğru. olanı yapacaksınız anladım. anladım. Bu da hani e, yeni bir çevre yolu, çok rahatlatacak bir proje. Soğuk. dediğim gibi bağı var, balansı var. Şehir var, hastanesi yeni yapıldı, şehir hastanesi yeni yapıldığı için e, dolayısıyla orada bir. Bu nedir? Yani bu işte deniz e, otobüs ve e, karayolu entegresini sağlamak, yani genel yapacağımız bir iş. Peki e, deniz yolu kullanılır mı İzmir'de ulaşımda? Şöyle deniz yolu oranı şu anda yüzde iki buçuk. Biz bunu yüzde beşe çıkartacağız diyoruz. Yeni yani yapacağımız bir yerde yüzde beşe çıkartacağız diyoruz. Yenisi gelsin. Evet. Bu yeni yollar, bunlar şimdi önemli. Yani bayraklı karşıyaka dağ yolu. Şimdi burada bayraklı'nın üstünde tabii şu anda yani isim şey olarak var. Bayraklı'nın üstleri büyük ihtimalle şuraya gelir. Körfez'e göre. Burada bir dağ yolu var. Dağ yolu, küçük bir yoldur. Çoğu hemşerimiz bilmeyebilir. Benim defaca geçtiğim bir yerde. 75. yıl mahallesi, Bayrak 75. yıl mahallesiyle şurada Bayraklı Nafiz arası bir daha yolu onu genişleteceğiz diyoruz. Şehir Hastanesi yeni açıldı. E, yeni açıldığı için şehir hastanesi e, etrafında yol, yeni yollar yapmamız lazım. Bir, onu gerçekleştireceğiz. Bir, bir aşağıya aşağı gelelim. Bir, bir, değiştirmeyelim arkadaşlar. Onur bir, bir şey anlatılıyordu. Evet. Şimdi bu, bu e, önemli. Burası şöyle. E, Gazi hava, Emir Havalimanı Karabağlar. Evet, ha, Havalimanı'dan gelip Optimum Kavşağı bizim en e, trafiği yoğun olduğu kavşaktır. Serbest bölge çıkışı var. Optimum Alışveriş Merkezi çıkışı. Günün her saati yoğun bir trafik var. Biz serbest bölgenin diğer tarafından e, yeni bir yol yapmak sureti serbest bölgenin çıkışını da oraya vererek direkt otomana bir bağlantısını Peki, sağlayacağız. tek tek anlatmaya gerek yok galiba. Bu cahal çıkışı yani. Bunlar iyi. otobandan çıkışlar. Yeni yollarla trafiği rahatlatmak evet. istiyorsunuz. istiyorsun. bu çok önemli. Bu çünkü bayağı trafiği yoran bir yer Optimum Kavşağı. Onun için onu özetle bahsedelim. Gazi Emir evet. Havalimanı Karabağlar yeni bağlantı evet. yolu. Orası Biz, hep çünkü. Bu Orası da, karar. burası da mı önemli Gazi Emir Havalimanı? Bu sarnış. da, bu da Biraz önce söylediğim yolun tam paralelli bir yol. Orası da yani Akçay Caddesi'ni rahatlatacak bir yol. Bir başka e, projesine bakalım şimdi Hamza Dağ'ın. Şimdi kavşak düzenlemeleri buraya yazılı olarak herhalde yok. Ben bir kısmı, Genel olarak söyleyebilirsiniz. Bir kısmını, bir kısmını yani. söyleyeyim. Şimdi özellikle Yeşillik Caddesi dediğimiz bizim havalimanına doğru giden yol var. Şimdi burayı Hikayesini biraz anlatmam lazım. 2019 yılında Sayın Tunç Soyer seçildiğinde Nisan-Mayıs aylarında burayı kolak tüleli yapmıştık biz ileride. Karayolları yol ağındaydı. Tunç Bey buraya battı çıktı yapacağım. Dolayısıyla bunu bizim Büyükşehir ağına verirseniz memnun oluruz dedi. Biz 2019 Haziran'da Büyükşehir ağına burayı verdik. 2-3 tane battı çıktı yapılması lazım veyahut da köprülü kavşada geçilmesi lazım trafiği rahatlaması için. Şu ana kadar herhangi bir şey yapılmadı biz projeye çalışırken şunu söylediler. İçeriden de belediyeden de altında sunun büyük boruları var. Onun için aşağı inemiyoruz. Şimdi benim şehirlerde genelde köprü şehirler ikiye bölüyor. Önceliğimiz her zaman için batı çıktı olacak. Ama burada teknik olarak o sunun borularını başka bir yere taşıma durumumuz yoksa Yeşillik, Cadde, Yeşillik Caddesi'nde üç tane orada bir köprü kavşak e, çalışmamız var. Bunu yapmamız lazım. Hayati mi? Te çok. İzmir e biraz önce bahsettiğim için. şeyin e, yani Optimum Kavşağı'nın biraz daha İzmir tarafında e, bir yer yapılması gereken evet. bir Şu iş. Şu anda orası Çiğli, çok kötü. Çiğli e, şehir geçişi. Onu e, yapmamız lazım. Ciddi anlamda taleplerden birisi. Alsancak'ta e, Alsancak tren garının önünde e, bir yine battı çıktı. O da rahatlatacak bir şey. Mustafa Kemal sahil bulvarı. Tam böyle valilikten çıktınız. Sahilden gidiyorsunuz bir tane battı çıktı var o da ışıkta değil dört tane ışık var dört tane ışıkta battı çıktı yapmamız. Vallahi lazım. bir tane mesaj geldi şimdi onur göndermiş hmm. sarnıç optimum trafiğini çözerse oyum Hamza da biz tabi anlamadığımız için yerelin yani tam demek ki yani. yolla çözeceğiz onu yani bir şey söyleyeyim, evet. söyleyeyim mi? fevkalade 200 metreyi Projeler bir saatte ederim. çıkamamışlar. Evet O de. kadar yani ya 200 metreyi bir saatte çıkamamak ne demek ya. Çok acayip. Projeler bir... harika. İnşallah. Yani i̇nşallah. Peki, bir de e, Ankara asfaltı. Var mı yani, onun projeyi? E, görüntüsü var mı bilmiyorum. Görsel, burada. Ankara başka görsel var mı trafikle ilgili? Ankara asfaltı da çok önemli. Yani hemşerilerimiz anlarlar. Ankara asfaltında e, Bornova tarafından e, limana gitmek isteyen araçları e, yeni bir yolla direkt limana inişini e, sağlayacak bir projemiz var. E, onu da inşallah toplam Geçen Lansman'da söyledim. Toplam 16 kavşak yapmamız lazım. Kavşak battı çıktı. Ee, bunu biz bu yaza yetişirse bu yaz. <laughs> hemen yani. Nisa. Hemen yapmamız Yazın yapmamız lazım bir kere. Yani 16'sını bir, birden bir, yapacak bir, mısın? bir yine unutmayayım. Yani bir e, çarşı, Karşaka çarşı ile iskeleyi buluşturacak Karşaka'nın çarşının altına bir battı çıktı. Altın Yolda Bayratlı Belediyesi'nin yanında bir battı çıktı da oraya. Dolayısıyla bizim bu yaza yetiştirebilirsek 8-8. yani 16 bir anda. Çünkü biz bunu yapamazsak ben rahat uyuyamam. Trafik rahatlamaz. Trafik rahatlamaz. Bunu Yaz, yaparsanız yaza, rahatlar yaza, mı? Yaza çok rahatlar. Yaza Bunları yaparsanız. Yaza lazım. Tabii çok rahatlar. O araç girmeyen yerin altına mı battı çıktı karşı yakadaki? Karşı yakada araç girmeye evet karşı evet. çarşı ile iskele bunu evet. oraya. Yani Altı şunu çıktı. mu diyorsunuz ben 16 kavşak yapacağım. Ee, bu yaz 16'sını bitireceğim mi diyorsunuz? Tam bu yaza yetiştirebilirsek, bu yaza yetiştiremezsek e, mutlaka okullar tatil oldu yazın yapmamız lazım. Çünkü diğer türlü başka alternatif trafikler sıkıntı 8 -8 olur. 8-8 diyorsunuz. Yani hızlıca o zaman 8-8 yaparız. 2 yani yılda olacak yani. peki. Yani bu ya, Tabii şimdi 1 Nisan'da göreve başlarsak verifiklerle ihalesi yetişir mi ona göre bakacağız yani. Bakacağız. Çok temkinli Hakan Bayrakçı yani evet. ben genelde belediye başkan adayları şöyle der ya bu yaz yapacağız hepsi bitecek der. Ee, 1 Nisan'da geleceğiz o, o güzel bir durumumuza şey. bakacağız. Ee, evet. ee, bir bir bu şey yaz 8'ini yetiştiremez. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Ee, hiç eleştirel çok büyük gayret sarf ediyor sayın vekil yani hiç eleştiri bir, mümkün olduğu kadar nazik bir evet, dil pozitif bir dil kullanıyor. Hiç daha ben... Ya bu şey de hiç yapamadı. Tunç Soyer de hiç evet. yapamadı. Bu CHP zaten yapamaz. Bana kadar dikkat demedi. de demedi. Bu <laughs> benim de dikkatimi yani, çekti. İnsanlar yaşıyor zaten. Yani ben söylesem ne olacak? 25 yıldır sonuç yaşıyor. Ha, Ve Hamza, Hamza sorunlarımız Bey, gerçekten büyük. Hamza Bey şöyle çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Ee, bir animasyon filmleri var. Gördün mü? Tam Dün, dün ilk kez lansmanda yayınladılar. Ee, Hamza daha başrolde. ...animasyon, <laughs> çizgi film... ...karakteri olmuş yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte, e, i̇zleyelim mi ya? Bir Onur izlesene bize şunu. Biraz sesi de şey yap. Başka Selam. Esra ablam hayır işler. Ama bu kez İzmir'imiz için yürüyoruz. İzmir'i dünyanın... ...en güzel şehri yapmak için. insanı, denizi... ...dağları, ıh... Bu değil tabi. Her şeyle İzmir en güzelini hak ediyor. Ha? Drift yok sevgili kardeşim. Drift değil başkanım. Çukurlardan kaçıyoruz. Az kaldı kardeşim. Çözeceğiz. Bu yollarda arabalar perte dönüyor biliyorum. Ara sokaklara kadar bütün yollar düzgün olacak. İnşallah başkanım. ...göle dönmemesi için... ...bütün altyapıyı yenileyeceğiz. Artık yağmur sadece bereket getirecek. Biraz sabır İhsan abi. Onu artık... ...sadece tatilde kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mahallelerimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle oyun oynayabileceği park ve spor alanları inşa edeceğiz. Bezlik be başkanım. Hemşerilerimizin aileleri ve evlatlarıyla daha fazla zaman geçirebilmeleri için İzmir'in trafik sorununu 5 yıl içinde çözeceğiz. <laughs> İyi dersler gençler. Faturalarınız bizden. Siz okula odaklanın. İzmir'e gelen dostlarımıza şu kokuyu anlatamıyorum. Merak etme. Çok kısa sürede İzmir'in havasını mis gibi körfezini masmavi yapacağız. Seslendirmeyi kim yaptı ya? Seslendirme benim kendi sesim. Siz kendi, Siz kendi sesiniz. Sen, ya, sen, 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 evet. Sen, evet. <laughs> çok güzel olmuş gerçekten enteresan Ya animasyon tabii bizim uzun zamandır Tanıtım Medya Başkanı olarak da Zaman zaman uyguladığımız işlerden birisiydi Burada da ilk defa kendimizle ilgili yapmış olduk Burada bir şeye değinmek istiyorum özellikle Yani bu Drift üzerinden yaptığımız Aslında ince gönderme Bakın şu kelamla biz çok karşılaşıyoruz Araçların alt takımları yapmaktan bıktık İzmir'de diye Yani yollar o kadar kötü yollar ki Yollar kötü ben e, dün Lanspan'da da söyledim ee, otobandan çıkışta Yıldız Mahallesi girişinde e, çok kötü bir yolla mesela karşılaştım. Biz ilk etapta o kötü yolları hemen toparlayıp sonrasında da e, inşallah asfalt kalitesi yükselteceğiz İzmir'de. E, onun da sözünü veriyoruz. Ya sizin Türkiye genelinde de çok ilgi çekti. Ee, barlar sokağına gitmişsiniz. Görüntü var mı Onur? Bir, bir görebilir miyim? Eleştiriler de gelmiş biraz. Ne Değil diyor mi? eleştiriyorlar? Ne bileyim bir eleştiriler. Evet evet yani seçim <laughs> zamanı olunca seçim zamanı olunca gidiyorsunuz. <laughs> Hamza Bey e... Onunla onla mı ilgili acaba? Öyle diyorlar. Onunla ilgilidir büyük ihtimalle. Onunla kubale, de, öyle evet. diyor. Evet. Burası buru mesela. Evet. Buyur. sesi aç sesi de açabilir misin? Tekrar başa alabilir miyiz? Kaçırdık. Bu kısa bir şey. Yani burası neresi? Önce önce Burası Alsancak. Bir dakika bir bekleyelim. Bir dakika. Alsancak Gül Sokak. Alsancak? Gül Sokak. Gül Sokak. Barlar sokağı mı bu? Ya şöyle bar var, kafe var. Ya hepsi bar değil. Yani gençleri takıldığı Gül Sokak meşhurdur. Ee, bir yer. Yani e, dolayısıyla ya biz de Gide, gider misiniz yani şu, Tabii burada? biz gideriz. Otururuz orada. Kafe sahipleriyle de arkadaşlar da var ya Hizmetli bu yemekler var. Yani. Peki yani... niye dikkat çekiyor o zaman? Yani şöyle bunda tabii eğer yani siz... sadece seçim zamanı değil normal zamanlarda Normal da git... zamanlarda da gidiyoruz, oturuyoruz. Şu fark var. Ha bu da planlı bir program değildi bizim. Yani Ceyda Hanım bizim Konak Belediye başkanı adayımız. Şu anda milletvekilimiz. Ceyda'mla Denizli restoran'da yemek yedik. Sonra hadi bir gün Sokak gezelim dedik. Yani yanımızda da bir veya bir tane danışman vardı yanımızda. Benim spontane yani. Tabii spontane Ha şöyle. Seçim dönemi diğer dönemde farkı şu. Seçim dönemi olmasaydık oturacağımız kafede herkese selam verir. Oturur bir kafeye, çayımızı içeriz. Bu sefer kafeleri dolaştık doğal olarak yani. Ha burada da videoda oradaki emin olun Ahmet Bey ilgi alakanın onu vardı. İzleyelim bir. Yani bir oradan bu kez oyum sana Hamza abi. Bir oradan Hamza kardeşim bu kez sana vereceğim ya. Yani bir izleyelim bak. Buyurun. Daha olan, gerçek Abi. Sağ olsa, Ama e izlektir, o hep beraber. Ya şimdi şey çok güzel. Bak diyor ki, oyunuzu verseniz de canınız sağ olsun, vermeseniz de. Ne güzel bir cümle ya bu. Yani niye zaten sonuç olarak yani 30 yıl Mart'ta yerel seçime gidiyoruz. Yani hizmeti kim yapacaksa, şehre hizmeti kim yapacaksa millette halkımızda, millet, halkımız millet hemşehrimizde ona oy verecek. Ona oy vermesi lazım. Ona göre bakmak lazım. Ona göre değerlendirmek lazım. Ve ben bunu burada söyledim. Videoda burada ama ben gittim her yerde onu söylüyorum. Ya sana vermeyeceğim dedim. Canın sağ olsun abiciğim. Yani sen yani sana yani vermen için bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok gerekmiyor diyorsa gerekmiyor. Gerekiyorsa onu yapayım. Dolayısıyla böyle dediğim gibi yani e, biz yaptığımız işten keyif alıyoruz. Hem siyasetten hem adalette hakkını vermeye çalışıyoruz. Peki o, böyle bir Nisan'da son hakkını vereceğiz. Peki barlar sokağına gitmenin bu kadar böyle bir Türkiye çapında dikkat çekmesini neye bağlıyorsunuz? Ya yani belki de yani İzmir'de e, ezber bozan bir iş olmuştur. Ama ben de çok dediğim gibi yani normalde her seçim döneminde yaptığımız da bir iş. Yani milletvekili aday olarak gittiğinizde biraz bu kadar ses getirmiyor. Ama belediye şey başkan adayı olunca. Belediye başkan adayıyız. Kaç... Yani daha yani... gitmiyorum ben. Ha, halbuki Bostanlı'ya da çok gittim. Yani Bostanlı'ya da gidecektik bu hafta. Bu çok ses getirince dedik ya daha sonra erteleyelim. Halbuki yani ben hatırlıyorum. Hakan Bayrakçı da hatırlar. Erdoğan'ın ta 94 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında çok dikkat çekmişti. Her yere girip çıkardı. Barlara, pavyonlara evet. büyük kampanya çok, dönemi. Evet. Öyle bir süreçti. Büyük büyük bir ruh vardı ya. Evet oldu. yani o tabii yani, yani çok yadırganacak bir şey değil. değil sizin yani parti geleneğinizde var olan bir şey bu zaten. Hani yani. biz dediğim gibi şurada yani öncesinde de en az %25 %30 oy alıyoruz. Bu sefer daha fazla alacağız. Peki siz pozitif bir dil kullanıyorsunuz ama mesela şunu söylemeyecek misiniz ya bu İzmir abi çok ihmal edilmiş bir şehir belediyecilik açısından. Yani bu ihmallere bir son bunu bile mi demeyeceksiniz? Yani böyle bir olumsuz cümle kullanmak istemiyor musunuz? Ben Onu anlamadım. Havalimanında karşılaştığımız havalimanında e, bir karşılama ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki bundan sonra sadece İzmir'i konuşacağız. Sadece İzmir düşüneceğiz. Sadece İzmir için çalışacağız. Polemiklere de girmeyeceğiz ki yani rakiplerimizden... Bunda polemiklere girmemekte, geçmiş dönem eleştirisi yapmamakta mı var? Büyük oranda var. Zaman zaman, işte biraz yollarda söylediğim. Gerektiğinde... Dün, dün lansmanda, çiğ artma tesisi mevzusunda. Yani geri kalanınız zaten insanlarımız, hemşerilerimiz yaşıyor. Ama çiğ artma tesisiyle ilgili ben dün e, yani bir eleştiri getirdim. Çünkü orada bir çevre katliamı olduğunu söyledim. Buna, bunu, bunu görmüyorlar. Bunu, bunu görmüyoruz. Şu anda şu görüntü, çiğ arıtma tesisi görüntüsü. Yani kanalizasyondan çıkan suyun %70'inin geldiği yer burası. İzmir'deki kokunun da merkezi burası. Biraz önce söyledim. Dördüncü fazın ihalesiyle ilgili borçlanma talebi vardı. Biz onu çözüme kavuşturduk. Bunu aktif bir şekilde çalıştırmak Peki. zorundayız. Bunu yani yaptığınız zaman, zorundayız. bunu aktif bir şekilde çalıştırdığınız zaman o koku meselesi hallolacak olacak. Koku mı? meselesi halli olacak, evet. Koku Ne meselesi kadar kalmayacak. sürer bu mesela? Yani bu e, tabii yine geldiğimizde mevcut pozisyonu göreceğiz. Yani bu yaz e, kokuyu büyük oranda azaltacağız ama sonraki yıllar inşallah hiç kalmayacak. Devasa bir proje mi bu? Tabii büyük bir proje bu. Yani Önemli bir kere bu. buradaki e, çıkan e, çamuru şu anda başka bir şehre götürüyorlar. Biz o çamurdan e, ayrıştırma suretiyle, bir kimyasal Arıtma ilişkiyle deyiz. yani 500 milyon gibi belediyeye gelir elde edecek bir hale getireceğiz. Buraları yeşillendirip özellikle balçıktan e, e, faydalanan e, ağaçlarla yani yeşillendirip e, onu kurutmayı sağlamamız lazım. Buradan körfeze e, akan bir e, su var, özellikle yağmurları çok gidiyor. Onu gidermemiz lazım. Dolayısıyla bu bizim yani çiğl arıtma tesisi gerçekten e, can damarlarımızdan birisi. E, i̇leriki aşamada buradan çıkan suyu e, özellikle tarımsal sulamada kullanma imkanımız var. E, bunu da yapmamız lazım. Peki. Ya yani bu ilk işlerimizde birisi olacak. Önemli Peki. Anladığım kadarıyla siz yani ya bu. CHP belediyeleri İzmir'e hiç hizmet etmedi filan demiyorsunuz. Bakın ben şunu net söylüyorum. Bizim artık 25 yıl oldu CHP belediyesi. DSP'den 99'dan beri 25 yıldır DSP CHP belediyesiyle devam ediyoruz. Dolayısıyla bir 5 yılda öteleme şansımız yok. Çözümler halın altı süpürülebilecek şekilde değil. Yani günü kurtarmak, palyatif işlerle gün geçiştirme şansınız yok. İyi işler var. İyi işleri devam ettireceğiz. Mesela ben dün de söyledim yine. Süt kutusu projesi. Yani Aziz abinin yaptığı süt kutusu ismini verdiği. Aziz abi kim? Aziz Kocaoğlu. Eski belediye başkanı. <laughs> Genelde öyle tabir ettiğim için kusura bakmayın. Yani direkt ağzımda öyle çıktı. Yani Sayın Kocaoğlu'nun yaptığı e, süt kutusu projesi e, bu yani her eve e, çocuklara mutlaka günlük ihtiyacı olacak kadar süt götürdüğü bir projeydi. Mevcut belediye başkanı da bir süre götürdü. Sonra aksamalar oldu. Sıkıntılar oldu. Mesela biz bunu devam ettireceğiz. Anladım. Ya yani iyi işleri, iyi işleri devam ettireceğiz. Kuzey metrosu e, bir mesafe katetti. E, dış finansman bulundu. E, yavaş ilerliyor falan. Onu bir önce bitirmenin yollara bakacağız. Peki şeyi diyor musunuz? Şunu söylüyor musunuz? Yani hükümetle iktidarla aynı frekansta olmanın İzmir'e getireceği bir yarar olacak mı? Ya yani böyle bir böyle bir şeyiniz var mı? Yaklaşımınız var mı? Şimdi üçlü olsun, güçlü olsun. Genelde bir şey var. Ya bu ben 12 yıllık milletvekilliğim döneminde şunu çok net gördüm. Hükümetle yerelin bir arada olduğu birçok iş gerçekten daha katmerli bir şekilde, daha faydalı bir şekilde şehre ulaşıyor. İlçe bazlı daha fazla oluyor. Büyükşehir bazlı ise çok daha katma dere yüksek noktada bir şey olur. Bunu şöyle denilebilir. Biraz önce söylediğim gibi yani Sayın Tunsuyer döneminde Tunsuyer'in bizden talep etmiş olduğu hükümetten, hükümetten talepler yani borçlanma ile ilgili talepler, yatırım puanları alınmayla ilgili talepler karşılandı. Ama İzmir'in kronik sorunları çözmek için bu yeterli değil. Devlet büyük işlerini mutlaka yapıyor. Yani mesela biz hükümet yani belediye farklı da olsa, şey de olsa <laughs> e, İzmir Ankara hızlı tren projesi devam ediyor. Devam edecek ya. Bu bitecek. Çandarlı limanı ve arkasında bir e, çalışma var şu anda. E, Ulaşım Bakanlığı'nın bu da yürüyecek. Ama bazı işler için sizin Ankara'nın koridorlarında vakit ayırmanız lazım. Oralarda elinizde projelerle, elinizde dosyalarla gitmeniz lazım. Kentsel dönüşüm böyle. Mesela trafikteki meselelerin büyük bir kısmı böyle. <laughs> tamam sadece büyük imkanı yapacak olduklarınız var. Ama bir yandan da bu işleri birebir takip etmeniz gereken, bazen bakanlardan bazen direkt Cumhurbaşkanımızdan. Yani ben e, dün lansmanda da söyledim. Ya, bu kadar işi altına gir, giriyorsunuz. Bu vadi veriyorsunuz. Yarın bir gün sokaklarda gezeceğim diyorum. Şunun sözünü verdi, ne oldu? Ben Cumhurbaşkanımızın manevi desteğinin her zaman için arkamızda olacağını düşünüyorum açıkçası. İzmir deprem tehlikesi var mı? Var. Çok çıtırdan var tabii ki. Dönüşüm nasıl? yani Eksik Dönüşüm, yani orada problem dönüşümde değil. çok fazla bir nokta olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani 25 yılda her dönem 5000 konut dönüşmüş olsaydı şu anda 125 bin konut dönüşmüş olacaktı. Kaç konutun dönüşmesi gerekiyor şu anda? Dönüşümü. Çok Say, Sayı vermeyeyim. vermeyeyim. Yani Peki, biliyorum sayıyı da o sayıya girmeyeyim çünkü bu sefer tedirginliği arttırmayalım. İzmir Konut AŞ kurulacak diyorsunuz. Evet. Nefes alan konut alanları inşa edeceğiz diyorsunuz. Rezerv alana 7 bin konut diyorsunuz. Yerinde yaşamla 150 bin konut evet. bunların bir süresi var mı? Bu 5 yıllık süreç. Abi 5 yıllık ya şöyle rezerv olan 7 bin konut hemen yapılabilir o çok sorun değil ama 150 bin konut dönüşecek mi? Bizi... Bu yerinde yaşam dönüşüm dönüşüm. yerinde dönüşüm. dönüşüm. Yerinde dönüşüm ya orada şöyle bir kafamızda düşünce var. Şimdi bir sosyal konut çalışması yapalım. Bizim İzmir'in genişleyebileceği 3 tane alan var bir Menemen Çiğli tarafı, iki Kemalpaşa tarafı, üç Torbal tarafı. Menemen Çiğli tarafının dağlarda, arası hiç dokunmadan, oralarda 50 bin tane sosyal konut yapabileceğimiz alanlar var. Ve orada dün de söyledik, 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı koşacağız. Yani dışarıdan göç gel gelerek değil, şehir içindeki o yaşamı insanların ev sahibi de olacağı şekilde özellikle kiracılar, engelliler öncelikli olacak şekilde. Buralarda bir noktaya götürmüş olalım. Ev sahibi de yapmış olalım ve bu sayede şehrin içini rahatlatarak bu yeşillendirme projesi onu sonra anlatırım. E, iş şehrin içini rahatlatarak bu sayede dönüşümü de hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Biz bir örneğe başladığımızda biz şunu söylüyoruz. İzmir Konut Ağşadık kastımız da o. Vatandaşla direkt biz muhatap olalım. Vatandaş müteahhitle muhatap olmasın, belediyeyle muhatap olsun. Biz e, o muhataplığı yaparak ve o güvenceleri o vererek. güvenceyi vererek, samimiyeti göstererek, yani niyetimiz, kardeşim siz sağlam evlerde kalın derdimiz bu. Çünkü kentsel dönüşüm gerçekten karşılıklı olarak bu samimiyetin görülmesi gereken bir iş ve o samimiyeti göstermek istiyoruz. Bu Yeşillere Projesi, Yeşillere alanında bir, Expo e, alanı ilan edildi. Bunun depremle şey. bir ilgisi yok mu? Bu da var var tabii yani. Bu da ilk Bu da de, dönüşüm. Dönüşüm tabii evet. bu bir dönüşüm. Yani Yerinde dönüşüm. örnek olarak ha, örnek proje iş. bu. Bunu yani e, İzmir'ler e, iyi bilirler yerini o açıdan dedim. Ya burası dışarıdan gelindiğinde ilk görünen yerlerden birisi. Yeşildere. Dolayısıyla e, burada e, bir yenilenme ihtiyacımız var. Mevcut yönetim ...expo alanı ilan etmişti... ...expo alanını başka bir yere taşıyalım... ...ve buraya da böyle güzel bir dönüşüm yapalım diyoruz... Ham Hamza Bey size bir şey soracağım... ...şimdi biliyorsunuz... ...İzmir'in... ...kendine özgü bir... ...hayat tarzı var... ...bir yaşam ritmi var... ...onu en iyi siz bilirsiniz... ...ben yani çok yakından bilmiyorum ama... ...gözlemlerim var... ...söylenenleri dinliyorum falan... ...böyle kendine özgü bir... ...şehrin bir havası var... ...insanların bir tutumu var... O hayatın o şehirde bir akışı var. Evet. Bunlar hep gözlemliyoruz. Şimdi siz belediye başkanı seçilirseniz, bu İzmir'in genel hayat tarzına, genel e, e, hayata bakış açısına, yaşam tarzına nasıl bir yaklaşımınız olacak? E, yani bambaşka yeni bir yeni bir şey mi getireceksiniz? Yani mesela belediyede adamları işten çıkartacaksınız. Orayı bilmem ne ya, Öyle bir şey mi yoksa aynen devam mı yani? Nasıl bir ya şey? Ya olacak? şöyle. Şimdi ben belediye ilk ilkine söyleyeyim önce. Neyi kastettiğinizi düşünerek. Ahmet Bey ben İzmirliyim. Ben İzmir'in evladıyım. Ben İzmir'de bir nevi yani üniversite İzmir'e geldim. Büyükşehir anlamında İzmir'i İlk gözlerini dünyaya İzmir'de açtı deseniz yeridir. Yani ben küçük bir şehirde büyüdüm, sonra geldim ve İzmir'de dünyayı okudum. Dolayısıyla İzmirli oldum. Ben İzmirliyim. Yani dolayısıyla İzmir'in e, o dediğiniz, bahsettiğiniz hususlar, noktalar, ben bunlar sonuna kadar yaşayan birisiyim. Ki belediye başkanı böyle bir, bu konuda bir görevi, bir vazifesi, bir etkileme durumu olduğunda düşünmüyorum. Böyle bir durumumuzda söz konusu değil zaten. İşte ne konuşuyoruz? Proje konuşuyoruz. Belediye ile ilgili özellikle yani her karşılaştığım belediye işçisiyle denk geldiğimde işte yolda gidiyorum Esot e, şoförlüğe rast geliyorum. Diyorum ki beraber çalışacağız merak etme. Böyle esprili birbirimize takılıyoruz. O da diyor ki Bak burası İzmir. Başkanım fazla gaza gelme diyor. <laughs> Diyorum ya fark etmez rahat ol. Ben gelsen de birlikte çalışacağız. İşini yapanla sıkıntımız yok. Yani işini yapanla, işiyle uğraşanla, ekmeğiyle uğraşanla bir sıkıntımız yok, bir derdimiz yok. Yani dolayısıyla bir de içeride çalışanların tamamı ideolojik olarak başka bir düşünce içindedir diye bir kaplaştırmaya da gerek yok yani. İşini yapan bizim kardeşimiz. Bizim yani. evladımız bizden küçükse, bizim komşumuz Birlikteyiz. Yani o açıdan da benim o konuda da çok rahatım, bir sıkıntım yok yani. Hayat aynen akar diyorsunuz yani. Aynen akar. Hizmet biz, getirir. Biz yeter ki şu, e, bu bu işleri öteleme şansımız yok. Yani İzmir'de yaşayanlar gayet iyi biliyor Ya yani şunu mu demek? Bizim bu öteleme şansımız yok. Yani bu artık son raddeye geldi. Bu hizmetlerin gelmesi gerekiyor. Yapmamız lazım, bunları başarmamız lazım. Yani. Palliatif çözümlerle gündelik çözümlerle 5 yıl daha gitmez derken neyi kastediyorsun? Yani işte yet, bu trafik, trafik daha mı? Tra, trafik trafikle ilgili adımlar atmamız lazım. E, kentsel dönüşümle ilgili adımlar atmamız lazım. Sosyal belediyeciliği daha da büyütmemiz lazım. Çevre yeni yapacağımız e, yeşil alanlar bunları yapmamız lazım. Bunları ötemememiz lazım. Doğalgaz var mı İzmir'de? Doğalgaz şu anda var. Doğalgaz %69'larda İzmir'de. Bir sözünüz var mı onun yüzde Yani biz bunu yani 5 yılın sonunda tabii çok uzak köyler kolay değil ama biz bunu yüzde yüze çıkartacağız. Yani beş, beş yılın, yılın sonu, sonu. Tabii yani önce yüzde seksen, yüzde seksen beş. Merkez mahallelerde. Bazı mahallelerde imardan dolayı sorunlar var. Onlara çözüme kavuşturup bu konuda ne söz veriyoruz inşallah. Biz bunu yüzde yüze çıkartacağız yani. Bir, bir sosyal projeler gibi bir şey vardı e, Onur. Bir Onu bir getirebilir misiniz? Orada bir enteresan maddeler gördüm. Ee, Doğal gazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak diye de ilan ediyorsunuz evet, evet. onu. Anladım. Şimdi bu, bunlar da e, enteresan. Bunlar sizin sosyal hizmetler bağlamındaki. Doğru. Nedir bunlar? Şu şimdi 7 tane kreş var. Bunu 100 adede 5 yıl sonra çıkartalım diyoruz. Sadece, sadece 7 tane 7 var? 7 tane kreş var şu anda. 100 adede bunu çıkartalım. 100 yapacaksın. Evet. Evet. Evlilik desteği, bu... Hükümetin de biliyorsunuz politikası. Biz aileyi önemsiyoruz. Çeyiz ve düğün hediyesi. Yani burada bazen beyaz eşyayı, bazen mobilyayı bir desteğimiz olsun istiyoruz. Yeni evlenecek çiftlere. Taziye evi benim en çok gerçekten e, arzuladığım, e, yapmak istediğim işlerden birisi. Çünkü taziyelere biz de gidiyoruz. Özellikle Doğu Güneydoğu'dan göç edenlerin bir kültürüdür biliyorsunuz. Çoğu da çadırda taziye kabul ediyor ve kış aylarında da çok zor oluyor. Biraz ha, böyle oluyor. Taziye evleri yapacak. Yani kaç tane yapacak? Taziye evleri ben bunu her mahalleye yapmak istiyorum. Ama e, mahallelerde taziye evi yapılacak yerler çoğu zaman yok. Ben şimdi çok yani arka mahalleleri iyi biliyorum. Özellikle kendi yaşadığım zaman yaşıyorum da. Gümüşpala, Nafiz Gürman, Limontepe işte hepsinde. Buralarda taziye evi yapamazsak e, kahvehanelerle anlaşıp taziyesi olduğu sürece bütün masrafı biz beledi belediye, belediye karşılayalım diyoruz. Üstüne Şimdi diyoruz. iz market. İz diyor. market bu yani belediyenin uygun fiyatla bir nevi bizim tarım kredi kooperatiflerine destek verecek şekilde yapacağımız uygun fiyatla alışveriş yapılacak yerler. Buna bir iz kart Şimdi bizde İzmir'im kart var ama sadece belediye otobüslerinde kullanılıyor. İzmirim kartı genişletmek istiyoruz, genişleteceğiz. o sosyal marketlerde kullanılacak, Sosyal tesislerde kullanılacak ee, yine bunun işte değişik şeyleri e, böyle olacak. E, İz markette de e, hem hem uygun fiyata hem de yerine göre dezavantajlı olanlara e, o İzmirim kartı yükleyeceğimiz katkıyla bir şekilde daha rahat bir şekilde e, alışveriş yapacaklar. Biz burada şura bakıyoruz. Gençler Hâbette... için, emekliler için, engeller için kadınlar ve anneler için ayrı ayrı fonksiyonları olacak. Doğru. Bu kartın. Şimdi şöyle, burada genel mantalitemiz şu benim, ya bir insana sürekli bir para verelim, bir destek olalım değil. Biraz önce 90 dakikada söylediğim, su ücret tarifleri 50 indireceğiz dedim. Hane giderini azaltarak gelirde destek verelim. E peki bu da bir para vermek anlamına gelmiyor mu bu da, benim kartım? hepsi hane giderini azaltarak. Ha. Hane ben... giderini azaltıyoruz. Ya yani bir para vermiyoruz. Diyoruz ki sen e, genç İzmirim kartla şu kadar indirim almış olacaksın. Tamam. indirim yapıyoruz. İndirim yapıyoruz. Ve böylece hanenin e, giderini azalt. Giderini azaltarak gelirini bir bile arttırmış oluyoruz. Peki. Aslında o bir önceki sosyal e, şeye geçeyim. Orada bir şey mi? daha varsa. Bir İzmir e, İzmir Market yani, dışında. Şurada da yani üniversite kazan her öğrenciye tek seferlik ilk defa kazanmış üniversiteye bir nevi yani orada hayat suyu can suyu vermek gibi 10 bin lira destek verelim diyoruz. Üniversite kazanan her öğrenciye İzmir'den e, üniversite kazanan İz İzmir'de yaşayan <laughs> biraz İzmirlik oluyor ama. Tamam bir dakika pardon <laughs> ee, yani. Ben İzmirliyim, öğrenciyim. Evet. Ee, Ankara'da bir üniversite evet. kazandım. Bana veriyor musun? Evet, vereceğiz. Ha, o, tamam, tabii tabii. Üniversite kazanan her İzmirli öğrenciye tek seferlik. tek seferlik 10 bin liralık burs. Ya Onur bir dur ya, Ankara'dan gelip de İzmir'e, söyledi işte. Net net, 10 bin lira mı istiyorsun Onur? Nedir yani? Anlamadım <gülüyor> ki. <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. İzmir'de meydan. Ee, Konak Meydanı var. Benim Kalbim. Bildiğin. Evet. İl Alsancak Meydanı var. Evet. E, siz burayla bu iki meydanla ilgili bir şey mi yapacaksınız? Ha? Şimdi, meydan Alsancak. Bu ne demek? Bu Meydan, meydan Alsancak. Alsancak. Yani burada bizim liman liman bölgemiz, liman bölgesinin arkasında e, şu anda tren garı ve izbanı olduğu yer var. E, biraz izbanı 500 metre geriye doğru çektiğimizde orada bir meydan oluşuyor. Arkası tarihi binalar var. Tarihi elektrik fabrikası, tarihi hava gazı fabrikası. Şurada herhalde şurayı kastediyorsunuz. Şöyle bir tarihi bir bina görüyorum şurada. Evet yani orada tarihi bina var. Meydan şura mı olacak? Yani şurayı mı Meydan tabii burası. Bir Anladım. de bu arkaya doğru devam ediyor. Şu an tam görüntüsü burada yok. Yani e, Hilal tarafına doğru devam eden bir alanı var. Yani burayı bir orada, meydan olarak mı çıkaracaksınız? Bir oraya? meydan. Meydanın da ötesinde Burada biz benim yani çok arzuladığım gerçekten İzmir'e bir vizyon koyma adında teknoloji, bilişim ya bu anlamda bir üst hale getirmek. Yani teknoloji endüstri bölgesi olarak bu bölgeyi dizayn etmek. Bilişim vadisi gibi mi? Bir nevi orada zaten tarihi binalar var. Tarihi binaları restore edip tam bilişim vadisi gibi o kadar büyük değil. Ama onu da bizim Yüksek Teknoloji Üniversitesi içinde yaptığımız şu anda bir teknokent var. Onunla entegre ederek aslında İzmir'i bir sektör veya birkaç sektörde nasıl büyütebiliriz bu şehri dersek birisi bilişim, teknoloji bu tarz ek alanlar. ikincisi sağlık turizmi, üçüncüsü de yenilebilir enerji üretim merkezi. Ha, tamam. Yani bu meydan Alsancak'la beraber arka tarafı Ardülkes'in de bir teknoloji merkezi, üssü yapmak. İkincisi kalbimiz bir onu koyabiliriz. Var mı o konak meydanı? Konak meydanı, Saat Kulesi. Şimdi burada Büyükşehir Belediyesi buradaydı. Büyükşehir Belediyesi yıkıldı depremden sonra. Dayanıksız diye yıkıldı. Ağır hasarlı değildi ama yıkıldı. Yıkıldıktan sonra bence yerine yapmanın çok da artık bir gereği yok. Buraya bir meydan kazandıralım. Yan tarafta SGK İl Müdürlüğü e zaten, var. Zaten bir meydan yok muydu orada? Şimdi ya? Meydan var da daha da geliştirmemiz Hayır, lazım. Daha Çok Daha güzel büyük, olur. Bir daha büyük olur. olur. Daha güzel olur. Tam yani böyle şehrin kalbinde, bir kalbimiz bir diye bir markaladık. Her İzmir'e gidenin mutlaka. Evet. Ya. Yani SGK İl Müdürlüğü, BD binası. Merkez Bankası'nın olduğu yer tescilli bina. Ona dokunmamız mümkün değil. Ama yan tarafta SGK İl Müdürlüğü'nü de, onu da taşımak istediğimiz yer belli. Bütün binaları... Burayı bir meydan olarak oluşturalım. Altına yani siz, bir girelim. Otopark imkanı nasıl? Ee, ona bakalım. Kemeraltı zaten en tarihi yerlerimizden birisi. Orada e, kemeraltı, arkasında Agora, Kapılar, kadife Kale yani bir kısmını biz belediye bir kısmını e, Kültür Turizm Bakanlığı restore ettirerek e, hızlıca bu kemeraltı ayağa kaldıralım. Yani şey. Siz bir konak meydanı var bizim bildiğimiz. Var evet. Onu diyorsunuz genişletip Büyük bir meydan. Tam haline. Şöyle ileriye doğru, burası zaten meydanın kendisi. şu Baştan dizayn. İleriye doğru. Kompl yapmak lazım. Bir de Mona evleri mi varmış? Mola, mola. Mola evleri. Ne mola demek, evleri. demek o? <laughs> mola evi şu, bundan birkaç tane veya çokça yapabildiğimiz kadar. Ah, bir yani, kafeterya gibi bir şey olacak. Şöyle anlamı, bunun engelli e, evladı olan anne babaya engelli evladını buraya bırakıyor bir gün, iki gün neyse veya bir gün siz bakıyorsunuz engelli evladına anne veya baba sosyalleşmesini yapıyor. Ya bak bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Bu çok güzel bir proje. Bunu ben bazen böyle belediye başkanları davet ederler. Çok nadir de olsa gidiyorum. En sevdiğim yaptıkları hangi partiden olursa olsun, değişik partilerden belediye başkanlarına gidiyorum. Bak diyor ben şu hizmetleri yaptım. En sevdiğim hizmet bu. Neden? Şimdi Abi senin evde engelli çocuğun var. Sen o çocuğa bakmak için o evi terk edemiyorsun. Buraya getirecek çocuğunu bırakacak, iki gün üç gün belediye bakacak ona. O o anne baba da bir gidecek alışverişini yapacak, rahat edecek. Çok güzel bir proje yani, yani bu. Bütün ben, belediye başkan adaylarına öneriyorum yani lütfen yapın bunu. Bayraklı sevgi yolunda yürüyorum. En az böyle. 9 on, on tane yani şimdi hafızamda sayı engelli evladıyla orada yürüyen anne babayla karşılaşıyor. Sosyalleşmeye çıkıyor. Kafasını dağıtmaya çıkıyor. Ben de bir baktım bir iki belediye yapmış. Bunu dedim mutlaka yapalım arkadaşlar. Yapan belediyeler yani var mı? Var, var. Bir iki var. belediyeden aldığımız işler bunlar. Yani Çok çoğu güzel. Çoğu belediyelerin tecrübeleriyle aslında olan şeyler. Dolayısıyla bunu mutlaka her ilçeye yapabildiğimiz kadar yer e, bulup yani birer ikişer tane yapalım istiyoruz. Yani Başka belediye yaptı diye yapmamazlık yapmak olur mu ya? Tam tersi teşvik Tabii etmek canım. lazım. yani. Bütün belediyeler yapsın yani. Aynen. Bu çok büyük güzel bir hizmet. Evet. Hamza Bey buyurun. Hakan Bayrakçı veda edeceğiz. Vaktimiz doldu. Var mı Hamza Bey'e söyleyeceğiniz bir şey, soracağınız bir şey? İki açıdan e, takdir ettim. Yani ifade etmeliyim. Tebrik ederim o yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olsun Birisi üslubu tarzı. Ya bizim 40 yılımız gözlemci olarak geçtiği için objektif bakışla e, İzmir tarzı yani güzel olmuş o tarzınız. E, hem yaklaşımına bir de hizmetleri çok beğendim açıkçası. Valla ben de Hakan Bayrakçı'ya katılıyorum o şeye. Ben hakikaten bilmiyordum yani. Hamza'da e, programımıza katılacak bilgisi alınca ha dedim şimdi e, gelecek... İşte İzmir'e hiç hizmet edilmedi. Evet. Yeter artık. İzmir perişan. CHP şöyle yaptı, böyle oldu falan diyecek. Dur bakalım dedim. Evet. İnanılmaz bir farklı portreyle karşılaştım ve ben evet. de çok şaşırdım. Onun için tebrik ettim. Evet yani güzel. Yani siyasetin bu üsluba ihtiyacı var. Bu üslupla yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bu ettim. üslubunuzu seçime kadar bozmayın. Çok yani güzel. Yani seçime değil. kadar da, seçimden sonra, sonra da, da hatta bir yani Nisan'dan evet. sonra da e, bizim yani genel e, tarzımız, tavrımız zaten buna yöneliktir. Yani İzmir'den baktığımızda da tamamen bu şekildedir. Yani yapılmayanlar bir var. De, ama Hamza Bey, sizinle ilgili zaten. bir şey söyleyeyim şimdi. Belki İzmirliler sizi tanıyor. Ama bütün Türkiye'de belki bu kadar yakından takip edilmemiş olabilirsiniz. Ben Hamza Bey'i AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı sürecinden de tanıyorum. Yani Hamza Bey İzmir'e aday oldum ben biraz numara yapayım böyle görüneyim de İzmirlerden oyalayayım diye yapmıyor. Yani Genel zaten üslubu da budur Hamza Bey. In. Allah layık like <laughs> etsin. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> hani bazıları öyle zannedebilir. Hani <laughs> çok haşim ve sertken birden hani <laughs> adaylık tarzı da budur. Ama şey hoşumuza gitti. Ya yani benim daha da çok hoşuma giden hani siyasette normalde kişiliğiniz, üslubunuz ne olursa olsun bir yere aday olunca kazanmak için böyle sert yaparsınız, üslubunuzu sertleştirirsiniz, sertleştirirsiniz. Evet. Geçmiş dönem eleştirilerine ağırlık verirsiniz. Onu yapmamış olması beni evet, şaşırttı. Evet. Özellikle yani. bir de gayret sarf etti. Yani bir kelime bile etmemek için evet. böyle o an. Yani Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, İyi başarılar biliyorsun. diliyoruz. Sağ hem olun. size hem rakiplerinize. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra biz ikinci bölümle Tarafsız Bölgenin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Jenerinin iyisi Winner'ın sunduğu tarafsız bölge devam edecek. <laughs>